Antalya kıyılarına Muçev uzanmış durumda. Peki Muçev'in Antalya kıyılarında ne işi var? Sizin konuya ilişkin sunmuş olduğunuz bir soru önergesi var ve içerisinde çok sayıda soru söz konusu. İzleyicilerimizi nasıl bilgilendirebilirsiniz? İyi akşamlar diliyorum. Bütün Alanyalı hemşerilerimize selam sevgilerimi iletiyorum. Bu Aydap kadın plajının da birdenbire kiralanmış olmasını öğrendik. Ben günlerdir Demre'de Kekova ile meşguldüm. Kendim de geçen hafta hatta bir gün uğradım. Oradaki kaptanlarla ve teknecilerle de epey sohbetim oldu. Belediye işletiyordu. Demre Belediye Başkanı ile de görüşüyorum. Hatta onu da ziyaret etmiştim. Hiç kimsenin bu konuda bilgisi yoktu. Geçtiğimiz günlerde Demre Belediye Başkanı böyle bir bilgi verdi kendisiyle görüşmemizde. Dedi ki aylar önce Kekova iskelesi, ki orası doğasit alanıdır, Muçev denilen şirkete kiralanmış, yer teslimi yapılmış. Oysa biz aylardır oranın bakımını, işletmesini sürdürüyoruz. 5 tane de personelimizle gece gündüz hizmet veriyoruz. Bize hiç bilgi verilmedi. İşletmemiz devam ediyor. Meğer tasarrufumuzdan alınmış, böyle bir şirkete ihalesiz kiraya verilmiş. Biz de doğrusu inceliyoruz, bu Muçev neyin nesidir, bu birden nereden çıktı diye. Sonra öğreniyoruz ki birçok yerde Muçev'e en değerli yerlerimiz tahsis ediliyor ve kiraya veriliyor. Bu Muçev nedir diye sorgulamaya başladık. İçinde geçmişte AK Parti milletvekilliği yapan kişilerin, bürokratların, AK Parti'ye yakın kişilerin, ticaret erbabının olduğunu öğrendik ama doğrusu tam da ayrıntılar bilemiyoruz. Onun üzerine hemen bakanlığa da soru önergemle ben de konuyu takip ediyorum ve incelemek suretiyle de nedir ne değildir'i araştırmaya çalışıyoruz. Çünkü Türkiye'nin en kıymetli sahil şeridi, hatta koruma alanları bile bu Muçev'e tahsis edilmeye başlanmış. Yine bugün öğreniyorum ki Alanya'nın Kadınlar Plajı da Temmuz ayında tahsis edilmiş. Daha önce Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetindeyken, onun kullanımındayken, bugün seçilmiş olan yeni Büyükşehir Belediyesi de aynı tahsisin sürdürülmesi için müracaat ediyor Çevre Şehircilik Bakanlığı'na. Fakat bir olumsuz yazıyla kendisine bildiriliyor ve sonra da buranın belediyelere değil Muçev'e verildiğine dair bir bilgi veriliyor. Onu da yeni öğrendik. Tabii ben bununla da ilgili hemen bir soru önergesi tevcih edeceğim. Bu sahillerde neler dönüyor? Bunun şirketin ortakları kimdir? Niye belediyelerden alınıp da bir özel şirkete veriliyor? Doğrusu bunu sorgulamak lazım. Bu sadece bizim görevimiz değil, halkın da bu konuda duyarlılığını ve dikkatini arttırması gerekir. Bir düşünün, kamu yönetimlerinin bir parçası olan belediyeler, ki halka en yakın kamu birimleridir, en yakın demokratik birimlerdir. Bunların elinden alınarak bu yeni modelle bir şirkete tahsis edilerek bütün kıyılar tek tek halkın elinden ve kamunun yönetiminden çıkmaya başlamıştır. Bu konudaki duyarlılığımız devam edecek. Hatta gerekirse mahkemeye de müracaatlarla bunu iptal ettirmeye çalışacağız. Belediyelerle de organize edip bu işi bozmaya çalışmalıyız diye düşünüyorum.